Abdülhamit de Wilhelm'e, Alman kralı Wilhelm'e büyük yakınlık gösteriyordu. İstanbul'a davet etmişti. Gelmiş ve onu rıhtımda karaya çıkarırken koltuğuna takıp öyle yürüyordu. Abdülhamit kendi koltuğuna girmişti. Wilhelm. Kızı Ayşe Osmanoğlu, Abdülhamid'in kızlarından birisi, Babam Abdülhamid diye bir kitap yayınlamıştı. Hatıratı 1963 yılında Altın Kitaplar'dan yayınlandı. O zaman alıp okumuştum. Kütüphanemde var hala. Diyor ki, bize diyor babam, Halife-i Ruh-i Zemin, yani bugün halkın gözünde, Almanya'dan, Avusturya'dan diyor, Viyana'dan piyano hocaları getirtiyordu erkek ve sarayda biz kızlarına başları açık filan o erkek Alman, Avusturyalı piyano hocasından piyano dersi aldırıyormuş. Yani operalar oynatıyor Yıldız Sayar sarayında. Abdülhamid, o en dişe dokunur gördüğünüz, deve dişi, dişi gibi gördüğünüz adam. Yani peki şöyle düşünüyor insan, yani acaba operasız medeniyet olmaz mı? Medeniyet olması için muhakkak operasının olması lazım. Muhakkak piyano mu çalmayı bilmek lazım? Yani saz çalarak da bir medeniyetin sahibi olunamaz mı? Söz gelimi yani. Bir ümmetin halifesi bile, yani onun başında bulunan bile kızlarına piyano dersi aldırırsa, sarayda batı tipi oyunlar, yani opera ne anlıyorsa, o bilmem ne filan işte biliyorsunuz, bunsuz yapılamayacağı zannına kapılmış ve bunun için devletin bütçesinden, ümmetin bütçesinden para ayırabiliyorsa, o ümmetin sokakta kalanlarının kerhaneci, meyhaneci olması çok daha doğal olur yani. Öyle ya. Balığın başı o kadar kokmuşsa, gıçı bu kadar kokmuş. Ne olmuş yani? Birbirine pek de ters bir şey, durum değil. Bu bakımdan düşmüş yani, kendi ideolojisine, kendi dünya görüşüne güveni kalmayan, ona güvenini yitirmiş insanlarda meydana gelen boşluğu, bir yabancı güçlüye duyulan hayranlık doldurmaya başlar. O hayranlık da size yaramayacak nice şeyler yaptırtır. Size şifa olmayacak da berbat hale getirecek çok şeyler yaptırtır ve perişan eder.